Evet, kazanım 22 değiş. Şimdi demiş ki D doğrusu eğimi. Şimdi burada D doğrusu eğimini Birden fazla yolla bulabiliriz. Ben önce şuradan göstereceğim. Normal. Burası 3,4 B noktası A noktası. Eksi 2 3. Şimdi eğim neydi? Y'leri farkı bölü x'leri farkı. Yani 4 eksi 3. 1 bölü x'leri farkı. 3 eksi eksi 2. 3 artı 2'den 5. Eğim 1 bölü 5 olur. Cevabım D olur. Bir diğer çözüm yöntemi aslında bununla aynı ama şekil olarak göstereceğiz onu. Şimdi eğim açısı dediğim şurayı uzattığım zaman x eksiğini pozitif yönde yaptığı açı yani alfa. E ben burada şurayı da uzattığım zaman aşağı paralel dik üçgen oluşturuyorum. Paralellikten şurası da alfa oldu. Burası paralel oluyor. Şimdi burası üçgen dörde çıkmış şu aralık bir birim. Eksi 2 ile 3 arası 5 birim. Tanjant alfa eğim eşittir tanjant alfa derim. Bu dik üçgende tanjant neydi? Karşı bölü komşu. 1 bölü 5 geldi buradan da eğim. Aslında yaptığım aynı şey. İki noktayı biliyorsam daha kolay geliyor bana. Devam ediyorum ikinci soruyla. Şimdi burada yine aynı şekilde ne var? K noktası ve L noktası var. K ile doğrusu neymi? Burada direkt noktanın koordinatlarını yazacağım. Apsis 4, ordinat eksi 6. K için apsis eksi 2, ordinat eksi 4. O zaman eğim y'ler farkı. Eksi 6 eksi eksi 4. Eksi 6 artı 4. Bölü x'ler farkı 4 eksi eksi 2. 4 eksi eksi 2 diyeceğim. Yani yukarısı eksi 6 artı 4'den eksi 2. Aşağısı 4 artı 2'den 6. Eksi 1 bölü 3 olur. Cevabım A oldu. Devam ediyorum. Üçüncü sorudayım. Yine ne istiyor benden burada? D doğrusunun eğimini istiyor. Tabi burada e, soruyu ayrı kesmişiz. Burada yukarıdaki veriye göre D doğrusunun eğimi. Şu şekle göre değerlendireceğim. Şimdi şurası eksi 1'e 3. Eksi 1'e 3. M noktası. N noktası 4'e eksi 2. Şimdi burada eğim olan ne olacak eğim? Y'ler farkı eksi 2 eksi 3 bölü X'ler farkı 4 eksi eksi 1. Buradan da eksi 5 beş bölü 5'ten cevabım eksi 1 olacak. Yani şurada işaretleyeyim. Cevabım B oldu. Bu kazanım da bitti. Şimdi diğer kazanıma geçebiliriz. <laughs>